Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Türkiye'de henüz net bir şekilde yapılmamış bir videoyu yapacağız. Yani sizlerle birlikte iPhone X'e, iPhone 10'a suya dayanıklılık testi yapacağız. Bunu biraz araştırdım. Yani böyle geçici bir süreyle yapanlar var. İşte suya batırıp geri çıkanlar, çıkartanlar var. Ben bir kronometreyi açacağız suyun içerisinde. Hep birlikte göreceğiz dayanıklı mı dayanıklı değil mi diye. Ben de ilk defa yapacağım bunu. Şimdi telefon artık suya dayanıklı diyorlar ama su geçirmeye dayanıklı diyorlar ama garantisinin olmadığını biliyoruz. Artık suyu geçirse de geçirmese de bu videoyu yayınlayacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi sizleri daha çok fazla bekletmek istemiyorum. Ben de heyecanlıyım şu anda. O yüzden telefonumuzu önce uçak moduna alacağız. İçeride suyun içindeyken çalmasın diye. Evet. Mustafa'cığım biraz yaklaştırman gerekiyor. Ekranımızı da alman gerekiyor. Canlı bir iPhone 10 olduğunu göstermemiz lazım. Şuradan öncelikle uçak modunu alıyoruz. Uçak modunu aldıktan sonra kılıfımızı da çıkartıyoruz. Şimdi şurada kalsın. Şimdi daha önceki videolarda da hani doğal olacağımızı söylemiştik. Doğalız abi. Poşetin içerisine suyu doldurarak yapacağız. Yahya gel. Şöyle şu şekilde tut diyelim. Şöyle. Evet ama poşeti bu tarafa doğru döndür. Evet. Suyun markası önemli mi? Reklam olmasın. Yapmayalım. Evet, kollarımızı da sıvadık. Şimdi ben araya giriyorum. Celal, hayır ona bir şey olmaz. Bir bırak. Emin misin? Abi bir şey olmaz. Poşetin içerisine yapacağız zaten. Madem gelmişsin, sen gel suyu aç. Suyu aç. Buraya boşalt. Sen suyu boşalt. Ondan sonra kronometreyi açıp şöyle istersen bu taraftan boşalt, izleyicilerimiz suyun boşaldığını da görsünler. Dökmeden yalnız, dışarıya dökmeden, evet. Gerçekten de doğallıkta sınır tanımıyorsunuz. Biz böyleyiz. Celal, şimdi abi... Evet, gördüğünüz gibi 5 litre su. Şimdi... Evet, Celal masaya dökme ya. Tamam, yeterli. Yeterli, tutacak yeri kalmış. Evet. Şimdi arkadaşlar, kronometremizi açıyoruz. Mustafa, önce ekran ayarlarımızdan da otomatik kilidi kaldıralım. Şimdi Mustafa'cığım, yaklaşırsan şöyle. Çakmak plazanın orada balık satan balıkçılara döndünüz. Elinizde poşet falan. Doğalız, gayet doğalız. Evet, kronometreyi açıyoruz. Şimdi kronometreye başlat diyorum ve şöyle dolanacağım. Şöyle. Suyun içerisine 7000 lira bırakıyorum acaba? Yavaş bırak. Bırakıyorum. Evet. İlk defa suya temas ettirdim şu an. Şöyle Mustafa istersen şöyle evet. Tamam. Tamam. Suyun bulanıklığı evet. Şey yapalım mı? Resmini çekelim. Dur. O kronometre çalışmaya devam etsin. Kronometre çalışmaya devam etsin. Bu arada suyun içerisinde içinde 4 mu? Ekranı çalışmıyor. Tamam. Kronometresi kalsın. Şu anda 1,5 dakikada. Bu arada su gerçekten soğukmuş. Elim üşüdü. Elim üşüdü yani. Su soğukmuş. Yani düşmesin diye habire şey yapıyorum. Birazcık geriye doğru gel. Şöyle. Evet. Alttan tutmaya çalışıyorum. Gerçekten elim üşüdü. Dem düştü ama bir şey olmadı. Tamam, bir şey olmaz. Elimizi sildik ama. Ne tarafa? Ha, ters durdu bu sefer de. Şöyle. Telefon yumuşak. Şimdi yurt dışındaki bazı testlere de baktım. YouTube üzerinden baktım yine. Böyle işte suya girdirip çıkartma meselesi var. Gerçekten böyle yarım saatin üzerinde
suda tutan insanlar var. Türkiye'de bunu çok fazla yapan görmedim. O yüzden Türkiye'de bir ilk olsun ve suyun içerisinde bu şekilde bekletelim dedim. Şu anda 5 dakika olmak üzere. Gayet iyi gidiyoruz. Pardon, 5 dakika değilmiş. Ben saniyeyi görmüşüm ya. Orayı niye söylemiyorsun Mustafa? Yeğenim bak şöyle. Böyle durdurursan telefon düşmez. 7000 liralık bir cihazı. Şu anda 3 dakikadır. Suya katınca dakikada şaşırdım. Ya ister istemez bir şey oluyor. İster istemez bir heyecan oluyor. Yani umarım bir şey olmaz. 2 dakika, 5 dakika olur yani. Evet, gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu anda 5 dakikanın üzerine çıktı. Bir müddet daha bekleteceğim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bu kadar meblağ ödeyip bu cihazları alıyorsunuz. Umarım takipçileriniz de bir beğeni ve yorumunu esirgemez. Takipçilerime ben buradan bunu hatırlattığın için sana ayrıca teşekkür ediyorum Mustafa. Takipçilerime teşekkür ediyorum. Gerçekten sıkı takipçilerimiz var. Her attığımız videoya yorum yapan ve beğenenler var. Dikkat ettiyseniz eğer çoğu videolarımı böyle insanları bilgilendirmek amaçlı yapıyorum. Benim hoşuma giden bir şey olduğu zaman kutu açılımını ayrı yapıyorum. Özelliğini ayrı tanıtmaya çalışıyorum. Ya ben aldığım cihazların özelliklerini kullanmaya gayret eden birisiyim. Telefon gitti, kaydı durdu mu? Ekran kapandı. Bence soğuktan dolayı ekran kapandı. Mustafa, sen kayda devam et. Acaba 7000 lira çöpe mi gitti? Yok, öyle bir şey olmaz. Var mı işinize? Bakabilir miyim kalbinize? Hayır, Bilal Bey? Bakabilirsin, sıkıntı yok. Kalp hızlı atmaya başladı. Bence şey oldu. Çok soğuk olduğundan dolayı durdu. Şu an henüz açılmadı. Bekleyeceğiz. Bir müddet bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani 10 dakikaya yakın, 6 dakikanın üzerinde bir test yapmaya çalıştık ama su soğuktu. Malum kış aylarındayız. Su soğuktu. Şöyle bir bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ama bu videoyu da yayınlayacağım. Yani bu videonun milyon izlenmesi lazım. Bu arada bir saniye. Telefon. Bir ses geldi. Alarm gibi bir ses geldi. Ondan sonra titredi. Dur bakalım. Devreler yanlış olabilir mi? Hayır. Bu kadar kısa sürede soğuk geçireceğini zannetmiyorum bu cihazın. Ama bir bekleyeceğiz. Birkaç dakika kurumasını bekleyeceğiz. Bu arada sim kart içindeydi. Keşke sim kartı çıkartsamaydık ya. Tamam. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Testimizi yaptık. Yapmaya çalıştık fakat yani üzülerek söyleyeceğim ki su testinde maalesef Apple iPhone başarılı değil. Yani şu anda gördüğünüz gibi suda derinlik yok. Görüyorsunuz. Normal bir 3 kiloluk, 5 kiloluk bir bakliyat poşeti. 6. dakikasında telefon kapandı. Bu kapandı. Şu anda telefon titriyor. Telefon titriyor ama henüz görüntü yok. Şöyle bakın, titremesi var. Yani şöyle hissetmezsiniz, duymazsınız da aslında. Şeyi yok. Görüntü yok ama bir müddet kapalı tutacağım. Mecbur kapalı tutmam gerekiyor. Bir kurumasını bekleyeceğim. Ama bunu şiddetle tavsiye etmiyorum. Yani 6 dakikalık bir sürede suyun altında kalıp da ekranın kapanması çok da iyi bir şey değil. Ben Samsung'u bu konuda daha çok beğeniyorum. Normalde 1,5 metreye kadar gidebilen bir telefon bu. Ama gördüğünüz gibi derinlik olmayan bir suda
6. dakikasında ekranı kapandı. Açılmasını bekleyeceğiz. Yani şöyle ekran tuşuna basıyorum ama henüz dediğim gibi titreme var ama şey yok. İlk etapta çalıştı, sonra çalışmadı. Şu an açılmıyor. Şunu diyebilir miyiz? iPhone X su testini geçemedi. Gönül rahatlığıyla bunu diyebilirim. Su testini geçemedi maalesef. Yani tamam, belki biraz sağlam yapılmış olabilir ama sonuçta 256 GB 7000 lira civarında bir para veriyorsunuz. Ve bırakın da yani şöyle bir 10 dakika suyun altında rahatlıkla kalsın bari. Yani bunu kullanıcılara açmaları gerekiyor. Yani yok, şey olmadı. Başarılı değil. Maalesef başarılı değil. Sağlamlıksa sağlamlık. İşletim sisteminin güvenliği ise güvenlik ama biraz da su geçirmezliğe önem vermeleri gerekiyordu. Maalesef bu konuda benden 0 not aldı. Kesinlikle arkadaşlar, havuza girerken dahi telefonunuzu koymayın. Hani batırın çıkartın, belki bir şey olmayacak diyebilirim ama 6 dakika şu poşetin içerisindeki suya dayanamayan bir telefon, illaki birkaç sefer batırmanızda telefon kapanacaktır. Kesinlikle kapanacaktır yani. Yalnızca yağmurlu havada yürümek için telefon yapmışlar. Evet kesinlikle. Bu yani, başka öyle bir şey demiyoruz. Bakın bir ses duydun mu? Bir ses verdi. Bir ses geldi. Bir ses verdi. Ay. Şu an yani umarım hani şey diyordur, beni açma diyordur. Şu anda dinlenmem gerekecek diyordur. Ama telefon açık ve titreşim var. Umarım telefon alarm vererek şunu demeye çalışıyordur. Devrelerim ıslandı. Beni biraz dinlendir. Ondan sonra açılacağım demeye geliyordur. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Çünkü ben sizin için çektim bu videoyu. Kendi paramla aldığım bir cihaz. Merak ediyordum. Ben de merak ediyordum. Ben de sizin gibi, yani YouTuber değilim ama ben de sizin gibi merak ediyorum nasıl olacağını. O yüzden telefonu aldım ve suya koydum. Maalesef başarısız, yani hani açılırsa bile bir daha bu şekilde su testi ve suya koymayı düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum ve tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuza yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. We'll be right back.